Simbiyoz yaşam ile ilgili olarak canlılar arasındaki ilişkilerden hangileri geviş getiren memeliler ile bu hayvanların sindirim kanalında yaşayan selüloz sindirici bakteriler arasındaki ilişkiye benzer. Şimdi geviş getiren memeliler ve sindirim kanalında yaşayan selüloz sindirici bakteriler arasındaki ilişki öncelikle nedir bunu düşünelim. Burada bir mutalizm örneği vardır. Yani bakteriler kendine besin ve barınma imkanı buldu sindirim kanalında. Geviş getiren memeli ise Sellozdan faydalanmış oldu. O zaman biz bu soruda mutualizm ilişkisini arayacağız diyoruz. Peki yukarı baktığımızda domates bitkisi ve cin saçı demiş. Domates bitkisi ile cin saçı arasında arkadaşlar burada bir parazitizm ilişkisi vardır. Neden? Çünkü bu parazit yaşamaktadır ve domatesin besinini, suyunu, mineralini kullanacaktır. E o zaman bu durumdan cin saçı fayda gördü. Domates fayda gördü mü? Hayır. O zaman biri e, olumlu yönde etkilenip biri olumsuz yönde etkileniyorsa biz buna parazitizm diyorduk. Nuhut ve rizopiyum bakterisi. Nuhutlarla rizobium bakterileri arasında köklerinde bulunuyordu bu bakteriler. Ve aslında havadaki azotu tutup, nitrat tuzuna çeviriyordu. Bitkilerin kullanacağı bir formdu nitrat. O zaman bundan nohut fayda gördü. Erizobium bakterisi de ne yaptı? Burada yaşama, barınma ortamı sağlamış oldu bakteri için. O yüzden ikisi arasında mutalist bir ilişki durumu söz konusudur. Alk ve mantar arasındaki ilişkiye baktığımızda alkler fotosentez tepkimesi yapıyordu. E, fotosentez tepkimesinde kullanılacak karbondioksit ve suyu aslında mantar ona sağlarken Alp de besin sentezleyerek bu besini mantarın kullanmasını sağlıyordu. Yani ma mantar da besin ihtiyacını alpten karşılayacaktır. Her ikisi de bu durumdan fayda gördü mü? Evet. O zaman bu da mutualizm örneğidir. Timsah ve kürdan kuşları bu belgesellerde gördüğünüz timsahlar ağzını açıyor kuşlar dişlerini temizliyor ya işte bunlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Bunlarda da ne vardır? Her ikisi de fayda görecektir. Çünkü Timsah dişlerini temizlettirdi. E, kürdan kuşu da beslendi buradan. O zaman ne oldu? Bu da mutalizm örneğidir. Hatta bu gevşek mutalizm örneğidir. Her ikisi de birbirinden ayrıldığında ayrı ayrı da yaşayabilirler diyoruz. O zaman bu ilişkiye benzer olan 2, 3 ve 4 olan E şıkkıdır. İki canlı türüne ait birey sayısı zaman grafiğinin aşağıdakilerden hangisi gibi olması bu canlı türleri arasında av avcı ilişkisi olduğunu gösterir. Şimdi av avcı ilişkisine biz tavşan ve başak arasındaki ilişkiyi verebiliriz. Buradaki tavşan avdır, vaşak ise avcıdır. Yani başaklar tavşanlarla besleniyor diyebiliriz. Peki ortamda tavşan sayımız fazlaysa ne olacaktır bununla beslenen Vaşak miktarı da vaşak sayısı da yani fazla olacaktır. Fakat vaşaklar fazlasıyla tavşanla beslendi diyelim. Yani sayıları arttıkça ne olacaktır? Bu sefer tavşan sayısı azalmaya başlayacaktır. Av oldukları için. Peki tavşan sayısı azaldı. Tavşan sayısının azalmasıyla vaşaklar yeterli besini bulamadı. O zaman vaşak miktarında azalma olurken bu sırada da tavşanlar yaşama ve üreme şansı bulacaklar. Bu yüzden de sayıları artacaktır buna bağlı olarak. Bakın şurada gördüğünüz gibi bir azalır biri azalırken biri artan eğilim gösteren grafikleri biz av avcı ilişkisi grafiği diyoruz. Burada da arkadaşlar C şıkkında verilmiştir. Gördüğümüz gibi birinci türün sayısı artarken ikinci türün sayısı azalmaktır. Yani cevabımız C şıkkıdır. Organizmanın ya da popülasyonun doğal olarak yaşadığı ve yerleştiği alana habitat denir. Bilgisine ulaşan bir öğrenci açıklamalardan hangilerini doğru olarak yapabilir? Farklı popülasyonların habitatları aynı olabilir. Popülasyon neydi arkadaşlar? Belirli bir bölgede yaşayacaktı ve aynı tür canlıları içerecekti. Habitat zaten burada da verildiği üzere doğal yaşam alanıydı. E farklı popülasyonlar aynı yaşam alanını kullanabilirler mi? Evet kullanabilirler. Doğru bir ifadedir. Habitatlar kendilerine özgü iklim koşullarına sahiptirler. Evet her canlının habitatı kendine özgüydü. Örneğin penguenler soğuk yerlerde yaşayabiliyorlardı. Papağanlar sıcak yerleri tercih ediyordu. İşte bu onların habitatlarıydı ve bu habitatlarda kendilerine özgü iklim koşullarına sahiptirler. Bu doğru bir ifadedir. Farklı habitatların tür çeşitliliği farklı olabilir. Evet farklı habitatlarda farklı türden canlılar yaşayabilir. Biraz önceki örnekte verdiğimiz gibi. O yüzden üçünü de söyleyebiliriz. Cevabımız E şıkkıdır. 5 farklı canlı türünün T, L, M ve N besinlerinin her biriyle ayrı ayrı beslenerek gelişim durumları incelenmiştir. Tablodaki bilgiler dikkate alındığında çıkarımlarından hangilerinde bulunulabilir? K besin çeşidi 2 ve 3 numaralı canlıların gelişimi için uygundur. Bakalım K besin çeşidi 2 numaralı canlı türü ve 3 numaralı canlının gelişimi için uygundur. Bunlarla beslendiğinde bu canlıların gelişiminin çok iyi olduğunu gözlemliyoruz. L ve M besin çeşitlerinin birlikte bulunduğu bir ekosistemde tüm canlı türleri gelişim gösterebilir demiş. L ve M'ye baktığımızda hepsinin gelişim gösterdiğini gözlüyoruz. Birlikte bulunduklarında da L'nin bakın 3 numaralı canlı türünde L'nin bulunması onun gelişim göstermesi için yeterli olacaktır. 4'te ve 5'te de yani birlikte bulunduklarında canlılar gelişim gösterebilirler diyoruz. M besin çeşitlerinin bulunduğu bir ekosistemde tüm canlı türleri besin için rekabet eder demiş. M besin çeşidi için tüm canlı türleri rekabet etmeyecektir. Çünkü 3 numaralı canlı türü burada M besini ile gelişim göstermeyecektir. O yüzden rekabet durumu söz konusu değildir. 2 numaralı canlı türü diğer canlı türlerine göre daha fazla besin çeşidiyle çok iyi bir gelişim gösterebilir demiş. 2 numaralı canlı türü bakın K'dan en iyi verimi alıyor. Gelişim çok iyi. M'den öyle ve N'den öyle. Daha çok daha iyi bir gelişim göstermiştir. Diğerlerine baktığımızda gelişimleri ya azdır ya da gelişme yoktur diyoruz. O yüzden bu ifademiz de doğru olacaktır. Cevabımız 1, 2 ve 4 olan D şıkkıdır. Aynı komüniteyi oluşturan iki farklı canlı türünün özelliklerinden hangileri farklılık gösterebilir? Komünite dediğimiz yapıda ne vardı? Komünitede farklı türler bulunacaktı. Örneğin tür 1 ve tür 2 diyelim. Bunlar birbirleriyle etkileşim halinde bulunacaktı ve bunlar belirli bir bölgede yaşayacaktı. O zaman üreme şekilleri farklılık gösterebilir mi? Bakın zaten iki farklı canlı türü diyor. O zaman üreme şekilleri farklı olabilir. Ekolojik nişleri dediğimiz yani ekolojik görevleridir, yaptıkları işlerdir. Ekolojik nişleri de farklı olabilir. Farklı şeylerle beslenebilirler. Abiyotik faktörlere toleransı. Abiyotik faktörler cansız faktörlerdir. Cansız faktörler ışık, pH gibi faktörlerdir. İşte bunlara da toleransı birinin daha yüksekken diğerinin daha düşük olabilir. O yüzden bu da farklılık gösterebilir. Yine beslenme şekilleri de farklı türden canlılar olduğu için farklılık gösterebilir arkadaşlar. Örneğin biri ototrof beslenme gösterirken biri heterotrof beslenme gösterebilir. Bu yüzden de cevabımız hepsi yani farklılık gösterebilir diyeceğimiz E şıkkı olacaktır. Orkide epifit bir bitkidir. Orkide'nin kök yapısı diğer bitkilerden farklı olarak kloroplastlıdır ve fotosentez yapar. Kök topraktan su ve mineral alımında değil konak bitkiye tutunmada görevlidir. Orkidenin konak bitkiye ihtiyaç duymasındaki neden tropikal yağmur ormanlarında orman tabanına yeterince ışığın ulaşmamasıdır. Orkide konak bitkiye herhangi bir yarar sağlamaz, zarar vermez. Orkide bitkisi ile ilgili paragrafta verilen bilgiye göre çıkarımlarından hangilerinde bulunulabilir demiş. Şimdi Orkide fotototrof beslenmektedir diyor. Fotototrof beslenme ne demekti arkadaşlar? Klorofilleri vardı ve klorofilleri sayesinde ışık enerjisini kullanıp organik besin sentezleyecekti. Burada da ne söylüyor? Kloroplastlıdır ve fotosentez yapar diyor. O zaman bu doğru bir ifade olacaktır. Orkide ile konak bitki arasında mutalist bir ilişki bulunmaktadır diyor. Mutalist ilişki her iki tarafın da fayda gördüğü bir ilişki şekliydi. Fakat diyor ki orkide bitkiye herhangi bir yarar sağlamaz, zararda vermez diyor. Yani aslında ne gerçekleşiyor burada? Orkide zarar vermedi fakat kendisi fayda sağladı. Yani burada kommensalist bir ilişki durumu söz konusudur. O yüzden mutualizm değildir diyoruz. Orkide'nin habitatı tropikal yağmur ormanlarıdır. Söyleyebilir miyim? evet arkadaşlar bunu da söyleyebilirim neden? çünkü burada da verdiği üzere konak bitkiye ihtiyaç duymasındaki neden tropikal yağmur ormanlarında yeterince ışığın ulaşmamasıdır diyor o zaman doğal yaşam ortamının yağmur ormanları olduğu çıkarımında da bulunabilirim cevabım 1 ve 3 olan değişik olacaktır diyoruz X ve Y canlı türlerinin aynı besin içeriğine sahip kültürlerde tek başına ve birlikte birey sayılarındaki değişim aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. Grafiklerdeki birey sayıları incelendiğinde ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle grafiğe bakalım. Ayrı kültürlerde tek başına yaşadıklarında ne gerçekleşmiştir? X'in bir birim kadar birey sayısının arttığı, Y'nin ise 5 birim kadar arttığı gözlenmiştir. Aynı kültüre birlikte koyduğumuzda da Y'nin birey sayısında çok az bir miktarda düşüş gözlenirken X'in birey sayısında şiddetli bir düşüş gözlenmiştir diyoruz. X ve Y canlı türlerinin beslenme şekilleri benzerlik gösterir diyebilir miyiz? Bakın aynı besin içeriğine sahipmiş. Yani aynı şeyle besleniyorlarmış. O zaman beslenme şekilleri de benzerlik gösterir diyebiliriz. Y canlı türü X canlı türü ile besin için rekabet edebilir mi? Bakın rekabet etmiş ki aynı ortama koyduğumuzda şurada gözlendiği gibi X'in sayısında bir azalma olmuş. Y'de de olmuş ama az bir miktarda olmuş. E her ikisinde de birey sayısında azalma meydana geliyorsa burada aslında rekabet olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu da doğru bir ifadedir. Ayrı kültür ortamlarında X ve Y canlı türlerinin üreme hızları aynıdır demiş. Bakın ay ayrı kültür ortamları burada üreme hızlarının aynı olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Aynı birim sürede biri x kadar, bir birim kadar artarken y ise 5 birim kadar arttığını gözlemliyoruz. O zaman üreme hızlarının aynı olduğunu söyleyemiyoruz. Yani cevabımız 1 de 2 olan C şıkkı oluyor. Biyoloji öğretmeni kilit taşı türü aşağıdaki gibi bir örnekle açıklamıştır. Örnek incelendiğinde kilit taşı tür ile ilgili çıkarımlarından hangilerinde bulunulabilir? Görsele baktığımızda deniz kestanesi, deniz yosunu, susamuru var ve diyor ki katil balinaların susamurlarını avlamaları sonucu deniz kestanesi sayısı artar, deniz yosunları sayısı azalır. Kilit taşı türün ortadan kalkmasıyla da denge bozulur. Şimdi komünitede en çok bulunan tür çeşidimiz kilit taşı türüdür. Bunu söyleyebilir miyiz? Hayır, bunu söyleyemeyiz. Çünkü kilit taşı tür sadece komünitenin yapısını kontrol eden bir tür çeşididir. Fakat en çok bulunan gibi bir ifade durumu söz konusu değildir. Komünitenin yapısını kuvvetli bir şekilde kontrol eder. Evet, doğrudur. Çünkü neden? Bakın, burada susamurlarının katil bayanların susamurlarını tüketmesiyle ne olacaktır? Deniz kestanesinin sayısı artacaktır ve deniz kestanesinin sayısının artması da deniz yosunlarının sayısının azalmasına hatta yok olmasına sebep olacaktır. O zaman susamurları bakın burada kilit taşı türdür ve komünitenin yapısını kontrol etti. Kilit taşı türün ortadan kalkması komünitenin sürdürülebilirliğinin bozulmasına neden olur mu? Evet söylediğimiz gibi bakın eğer ki susamur ortadan kalkarsa farklı bir canlı tür de ortadan kalkabilir. O zaman bu sürdürülebilirlikte bozulabilir diyoruz ve cevabımız 2 ve 3 olan D şıkkıdır dedik. Liken birliğini oluşturan alg ve mantar arasındaki etkileşim aşağıdaki gibidir. Alg ve mantar arasındaki ilişki incelendiğinde yorumlardan hangileri yapılabilir? Alg fotoototrof mantar Holozoik beslenir demiş. Şimdi alg fotosentez tepkimesi gerçekleştiriyor. Bu yüzden de fotosentez için gerekli olan karbondioksit ve suyu mantardan karşılarken o da mantara besin ve oksijen sağlıyor. Alp evet fotototrof bir canlıdır. Fakat mantarlar holozoik beslenmiyorlar arkadaşlar. Holozeik beslenme nedir? Onu söyleyelim. Bazı tüketici canlılar, heterotrof beslenen canlılar yani besinleri büyük ve katı parçacıklar halinde alacaklar ve sindirim kanalında parçalayacaklardır. İşte bu sindirim kanalında parçalanma olayını biz holozeik beslenme diyoruz. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Algin faaliyetinin mantarın faaliyetinden yüksek olması havanın oksijence zenginleşmesini mi sağlar? Alk daha çok çalıştı. E ne yaptı? Hem besin sentezledi hem de atmosfere oksijen vermiş oldu. O zaman hava oksijence zenginleşti mi fazla çalışma sonucunda? Evet bu doğru bir ifadedir. Liken birlikteliğinde alk sayısının azalması mantar sayısının artışına neden olur demiş. Olabilir mi arkadaşlar? Hayır bunlar zorunlu mutalizm birlikteliğiydi. Yani birlikte yaşam sürüyorlardı. O yüzden birinin sayısının azalması Derinde sayısının azalmasına neden olacaktır. Bu yorumu yapamam. Yanlış oldu. Cevabım yalnız 2 olan B şıkkıdır. Belirli bir bölgede yaşayan başak ve kar tavşanı sayılarındaki yıllara bağlı değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Kar tavşanı ve başak sayılarındaki değişim dikkate alınarak açıklamalarından hangileri yapılabilir? Kar tavşanı popülasyonundaki büyüme başak popülasyonunun büyüklüğün artışına neden olur demiş. Olur mu arkadaşlar? Bakın birinin sayısının artmasıyla ne olmuştur? Diğerinin de yani kar tavşanın sayısı arttıkça başakların sayısı da artmıştır aslında. O zaman büyüklüğün artışına neden olur ifadesi doğru bir ifadedir. Tavşan popülasyonunda ölüme neden olan parazit bir hastalık başak sayısını da etkiler. E bu etkiler mi? Tabii ki de ne demiştik, Av avcı ilişkisi olduğunu söylemiştik. Tavşanımız burada avdır, başak ise avcıdır. E bununla beslendiğine göre tavşanla, eğer ki o zaman tavşanların ölümüne neden olan bir parazit varsa, bu başak sayısını da etkileyecektir. Bu da doğru bir ifadedir. Başak popülasyonundaki azalma, tavşan popülasyonu için çevre direncini azaltır demiş. Buradaki bilmemiz gereken çevre direncidir. Çevre direnci de Popülasyonun büyümesini engelleyen bir faktördür. Şimdi popülasyonun, tavşan popülasyonu için çevre direncini azaltır mı? Bakın vahşak sayısı azalmış. E, o zaman azalırsa ne olacaktır? Çevre direnci de yani onun büyümesini engelleyen faktör de azalmış olacaktır. O yüzden bunu da söyleyebilirim. Açıklamalarının hangileri yapılabilir dediğimizde 1, 2 ve 3 olan en şıkkıdır diyoruz.